Günaydın. Dün nihayet biraz %0,5'in üzerinde bir satışla kapanış yaptık. Aslında önemli piyasalardaki pozisyonlanmanın aşırı uçlarda olduğunu göz önüne alırsak daha da kritik hale getiriyor hareketleri. Önemli seviyelere geldiğimizi görüyoruz. Önce çok kısaca bir Amerika'daki ekonomik verilerin üzerinde geçmek istiyorum. Birincisi şurada görüyorsunuz endüstriyel üretim gayet pozitif bir zıplama gösterdi. Daha önemlisi tabii bunlar revize olabilir. O yüzden bir anda aşırı anlam yüklemek istemiyorum ama 75,9'luk kapasite kullanım oranı görüyorsunuz bu yılın hatta aşağı yukarı Kasım'dan bu yana en yüksek seviye. Dolayısıyla bu pozitif bir rakam olarak kaydedilmesi gerekiyor. Kapasite kullanım oranının artıyor olması elbette olumlu bir durum. Yine aynı zamanda şurada imalat tarafında gördüğünüz üretim 0,5'lik artışta son zamanlardan kastım aslında birkaç yıllık olarak baktığınızda son zamanların en yüksek, en büyük yükselişi. Bunu da pozitif olarak değerlendirmek gerekiyor. Aynı zamanda kapasite kullanım oranlarında da benzer bir durum vardı. Dolayısıyla endüstriyel üretim verisi pozitif olarak geldi. Tabii enflasyon tarafına biraz daha takılıyor insanlar. Önce şunu söyleyeyim. Yani manşet enflasyona bakıp Amerika enflasyon üretemiyor demek çok hatalı olur. Çünkü zaten Fed oraya bakmıyor. Dahası manşette elbette ki petrol, benzin vesaire gibi bazı çarpık veya veriyi çarpıtan bazı unsurlar var. Buradaki önemli olan nokta şu: Amerikan ekonomisi enflasyon yaratamıyor dediğinizde aslında hizmet sektöründen bahsediyor olmanız lazım. Hizmet sektörü de çok net bir şekilde enflasyon yaratabiliyor. Bunu görüyorsunuz. Dolayısıyla Amerika'daki enflasyon problemiyle örneğin Japonya'daki enflasyon problemi çok farklı problemler. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Hatalı yerden bakılmaması gerekiyor. Ama tabii önemli bir kırılma da aslında Fed için de oluyor. Bugün açıklanacak olan tutanaklar ve dün Dudley'nin açıklamaları işte Eylül ayına yönelik bir işaret verebilir. Fed'in içinde eğer bir grup varsa Brexit'te kazasız belasız atlatıldı ne bekliyoruz diyen, bu mutlaka fiyatlamaları etkileyecektir. Ama benim gördüğüm kadarıyla dün de mailde paylaştım daha detaylı olarak 26 Ağustos'taki konu başlığı da uygun olduğu için Yellen'ın konuşması biraz daha önemli olabilir gibi geliyor bana. Özellikle Fed içinde enflasyonla büyüme ile ilgili problem görenler, bunun sadece Williams'ın konuşması değil, Bullard'ın açıklamaları da benzer bir şekildeydi. Yönetim kurulu içinde de bu tip kaygıları olan, nötr faiz oranının nerede olduğundan, sıfır, sıfırın altında olduğuna kaygılanan isimler var biliyorsunuz. Bu Fed'i şu ana kadar veri bağımlı olduğunu söyleyip uygulamadığı stratejisini değiştirmeye yönlendirebilir. İşte nereye götürür? %2 hedefi 4'e götürebilir veya nominal GDP hedeflemesine götürebilir. Bunların hepsini daha sonra detaylandıracağım ama bence önemli olan şey şu anda Fed'in içinde strateji değişikliğine götürecek bir grup oluşuyor mu? Bu görüş 26 Ağustos Yellen'ın konuşmasında kendisini gösterecek mi? Ona bakmamız gerekecek. Genel olarak piyasalara bakarsak bu sabah çok önemli bir gelişme yok. Yen'deki kuvvetlenmeye rağmen Nikkei'de önemli bir satış olmadığını görüyoruz. Şangay endeksinde de Shenzhen Hong Kong linki sonrası bir yukarı hareket olmuştu. Şu anda ama sakin bir gidişat içinde olduğunu görüyoruz. S&P tarafında açıkçası bir türlü şu istediğim momentum yakalanamadı. Yani yukarıya doğru gitmeye devam ediyoruz ama zayıf bir tempoda gitmeye devam ediyoruz. VIX'in çok düşük seviyelerde olması da tabii bunu biraz etkiliyor. VIX biraz daha yükselmeli bence. Dolayısıyla endekslerde de biraz daha satış görebiliriz. Ama artık burada Russell endeksini takip ediyorum. Russell'da şayet Nasdaq'a katılabilirse, ki teknoloji endeksi, Russell'ın teknoloji endeksi yeni bir zirve yapmış durumda. Amerikan endekslerinde yukarı hareket çok daha hızlanacaktır. Dolayısıyla biraz daha o tarafa bakmak lazım. Şunu hemen bir gösterebilirsem eğer. Bakın bu Russell teknoloji endeksi.
Görüyorsunuz önceki gün yeni bir zirve yaptı. 2015 yılındaki tepeyi aşarak dünse gelen satışlar neticesinde yeniden geriye düşmüş durumda. Euro tarafındaki hareket tabii oldukça kritikti. 12.70'lerin üzerine çıktık. Kapanış bazında bu hareketi koruyamadı, onu kaydetmek lazım ama yine de kritik bir yükseliş yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi birkaç tane tabii seviye üst üste çakılıyor. Şöyle bakarsak şunu kısa vadeye getirelim biraz daha. Görüyorsunuz dün 12.70'in üzerine çıkmayı başardı ama kapanış itibariyle şurada gördüğümüz direncin altında kaldık ki 12.80 aslında günlük bazda bakarsak tabii yükselen bir trend olduğu için biraz daha değişebiliyor. Şuradan gelen düşüş kanalının üzerine çıkmıştı. Şu anda da orayı test ediyoruz. Dolayısıyla hala direnç bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz Euro'nun. Elbette yukarı zorluyor olması pozitif bir gelişme. Buradaki diğer yan göstergelere baktığımızda hala net bir satış yok. Çok kuvvetli bir alım da görmüyoruz ama buradaki opsiyonlarda aşağı yönlü baskı olmadığını zaten aşağı yukarı son dönemdeki tüm videolarda paylaşıyorum. Spread tarafına baktığımızda orada da yukarı bir hareket vardı. Dün buntlarda yaşanan gelişme ile beraber buna da dikkat etmemiz gerekiyor çünkü sıfıra yaklaşmış durumdayız. Buntlarda yaşanan gelişme ile beraber orası da nötralize oldu. Tabii hemen konuyu dağıtmadan şu buntlardaki harekete de bakmak istiyorum. Görüyorsunuz 0.18'lere eksiye kadar gelmişti. Şimdi sıfırlara kadar geliyoruz. Bu işte ZÜ endeksi veya Almanya'da işlerin iyiye gidiyor olmasına vesaire bağlanabilir. Ama gerçekten ECB'nin istediği bir gelişme miydi? Onu tartışmak lazım. Aynı zamanda biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Japonya bonolarına da dikkat çekmiştim. Orada da sert bir yükseliş olmuştu. Sonra devamı gelmedi ama burada da görüyorsunuz 0.30'lardan -0.08'lere 0.08'lere gelmiş durumdayız. Yani bono tarafında bir hareketlilik var. En azından bir taban oluşturma çabası var. 10 yıllıklara da baktığımızda enflasyonu piyasa hatalı bir şekilde zayıf görse de 10 yıllıklarda Dudley'nin de konuşmasıyla beraber fiyatların abartılı olduğunu düşünüyorum açıklamasıyla yine yukarı bir hareket gördük. Dolayısıyla bono piyasasında bir taban oluşumuyla karşı karşıya olabiliriz. Yakından bakmak lazım. Tekrar paritelere dönelim. Dünkü mailimde Euro'dan ziyade Pound'a biraz daha yakın durduğumu söylemiştim. Bunun da nedeni basit. Pazartesi günü zaten görmüştük. Ciddi anlamda Pound short var. Dolayısıyla Pound'da yukarıya doğru hareketler biraz daha short covering, biraz daha panik yaratabilecek hareketler. Şurada tekrar açarsak görüyorsunuz aşağı yukarı verilerin tutulduğu tarihten bu yana en yüksek short pozisyonlara bakıyoruz. Bu short pozisyonlar tabii geriye dönüp bakıldığında çok netmiş, keşke buradan pozisyona girseymişiz işareti veren durumlar oluyor. Şurada görüyorsunuz en dip seviyesinde. Şurada görüyorsunuz biraz dip yaptıktan sonra toparlanma var. Keza burada benzer bir durum var. Short pozisyonlar dibini gördükten sonra kuvvetli bir rally olmuş. Yine burada bir rally var. Tabii geriye dönüp baktığınızda buradan bir dönüş işareti alınmış gözüküyor. Şu anda bunun daha aşağı gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz. Ama muhtemelen buradan olası bir short covering rallisi Pound'u biraz daha yukarıya doğru taşıyacaktır. Tabi bunun teknik bir hareket olduğunu unutmamak lazım. Pound tarafında kalıcı bir yükseliş için şu anda gerekli unsurlar yerinde değil. Ama şurada gördüğümüz 30.70'leri aşabilmesi durumunda biraz daha yüksek seviyelere Pound gidecektir. Dolayısıyla olası bir
tepkiye veya dolarda bir gevşemeye oynuyorsak pound'da oynanabilecek paritelerden bir tanesi. 29-28 aralığına dikkat çekmiştim. Ben biraz daha 28-28-50 seviyelerini görür diye düşünüyordum ama şurada görüyorsunuz aşağı yukarı 28-60'lardan dönmüş durumda. Ama burada biraz daha yukarı yol olduğunu düşünüyorum. Metaller tarafında altın yine 65 seviyesini test etti. Bu arada 65'i de yuvarlayarak söylüyorum tabi. Orada da seviye devamlı olarak değişiyor. Günlük update etmek gerek. Ama şurada görüyorsunuz ana fikri bir kez daha test etti. Bir kez daha nefesi biraz kısa kaldı. Kıramamış durumda. Şu anda günlük bakarsak aşağı yukarı çok bir değişiklik yok aslında 65 seviyeleri. Burasını kırması durumunda bile ben biraz şüphe içindeyim. Çünkü burada da tekrar açıp göstermeye gerek yok. Çok yüksek oranda short long pozisyonlar var. Aslında kıramamasının bir nedeni de o. Long pozisyonları nedeniyle nefesi çok fazla yetmiyor. İkinci bir dikkat etmemiz gereken nokta dün altın hisseleri endeksinde benzer bir hareket görmedik. Bakın şurada dikkat ederseniz altında kuvvetli yukarı harekete rağmen altın hisselerinde bu hiçbir şekilde olmadı. Hatta önceki günün altında da bir kapanış yaptık. Dolayısıyla altın tarafında ben zayıflama görüyorum. Yani iç dinamiklerinde bir zayıflama var. Bu fiyatlara yansımaması için 1365 seviyelerinin kırılması lazım. Aksi takdirde bence altın 1306'ya doğru geri çekilecektir. Dolayısıyla hala şüpheci bir şekilde yaklaşıyorum. Gümüşte de benzer bir durum söz konusu. Veriyle beraber, veriyi zayıf düşünenlerle beraber yukarıya doğru bir hareket gördük. Ama bu hareket önceki ayların, önceki haftalarında en yüksek seviyelerinin altında kaldı. Dolayısıyla altın ve gümüşte biraz daha çekimser olmayı faydalı görüyorum. WTI tarafında 50 günlük ortalamaya gelmiş durumdayız. 50 günlük ortalamanın da üzerinde bir kapanış yaptık. Burada genel söyleyeceklerime yeni ekleyecek bir şey yok. Aslında isterseniz haftalık grafikler hala güzel gözüküyor. Bence yukarıya doğru hareket devam edecektir. Elbette stoklar, kuyu sayıları gibi dün örneğin endüstri üretimin detaylarına baktığımızda aktivitenin burada da arttığını gördük. Fiyat artınca biraz daha kuvvetleniyor sektör. Daha yukarıya gitmeden düzeltmeler, 50 günlük ortalamadan satışlar söz konusu olabilir. Ama yavaş yavaş yukarıya doğru gitmemiz gerektiğini gösteriyor teknik göstergeler. Bahsettiğimiz omuz baş omuz kırılması durumunda ise daha da kuvvetli bir rally önümüzde olacaktır. Herkese iyi günler diliyorum.